Bismillah, tevekkeltu alallah, la havle ve la kuvvete ve la kudrete illa billah. Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. Çok kıymetli TV 52 izleyenleri, değerli gönül dostlarımız, bizleri böyle müstesna bir gecede, böyle güzel bir cuma günün evvelinde, TV 52 ekranlarında, Kur'an'ın gölgesinde buluşturan Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar, Efendimiz, sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de sonsuz hamdü senalar olsun. Malumunuz geçen hafta 1-7 Ekim tarihleri arasında camiler ve din görevleri haftasını idrak ettik. Malum Covid-19 sebebiyle, koronavirüs sebebiyle biraz buruk geçti ama biz Allah'ın izniyle elimizden geldiği kadar tempolu bir şekilde Diyanet Camiası olarak güzel bir hafta geçirmeye gayret gösterdik. Ben bu bağlamda programımızı açmadan önce dini mübini İslam'a hizmet etmek adına hayatının büyük bir bölümünü feda etmiş olan çok kıymetli din görevlisi, din gönüllüsü meslektaşlarıma, kıymetli büyüklerime, değerli küçüklerime sizlerin huzurunda teşekkür etmeyle beraber programımıza başlamak istiyorum. Bugünkü konuğumuz çok kıymetli il müftü yardımcımız, değerli hocam Cemal Uzun Beyefendi bizlerle beraber inşallah Allah'ın izniyle bugün dilin afetleri diyeceğiz, gıybet meselesini ele alacağız. Cenab-ı Hak istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Ben kıymetli hocama dönüp hoş geldiniz demek istiyorum. Değerli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Muhammed hocam, Allah razı olsun. İyisiniz, sıhhattesiniz inşallah. Allah'a hamdolsun, iyiyiz. Allah iyilik güzel görsün. Cenab-ı Hak bu salgın hastalıktan hepimizi korusun, kendine dikkat ediyoruz. İnşallah iyi günleri hep beraber yaşarız. Allah razı olsun. Hocam geçtiğimiz hafta 1-7 Ekim tarihleri arasında camiler ve din görevleri haftası olarak geçirdik. Bu konuda tabi değerli meslektaşlarımız sizlerden birkaç kelam dinlemek isterler. Evet. Böyle başlayalım inşallah. Başkanlığımız her sene 1-7 Ekim tarihleri arasını camiler ve din görevliler haftası olarak kutluyorduk. Önceki yıllarda bu Covid-19'dan öncesine kadar biraz da hareketli geçiyordu. Panellerimiz, evet, konferanslarımız il ve ilçede olmak üzere çeşitli etkinlikler, yarışmalar yapılıyordu. Ama bu salgın hastalık, pandemi diye artık dilimize alışmış ki salgın hastalık nedeniyle birçok şeyden vazgeçmek zorunda kaldık. Bunları yapacağımız programları daha çok asgari seviyeye indirmek zorunda kaldık. Ama sağ olsun Doktor İsmail Çiçek İl Müftümüzün başkanlığında bazı ziyaretler gerçekleştirdik. Valiliğimizde, efendime söyleyeyim, kendi kuruluşumuzdaki görevli arkadaşlarımıza. Bununla beraber işte geçtiğimiz çarşamba günü dün öğle namazında Orta Cami'deki Kur'an ve Mevlid programıyla birlikte bu seneyi bitirdik. İnşallah dileğimiz, temennimiz önümüzdeki yıllarda bu salgın hastalıktan hem bizim hem de dünyanın bir an önce kurtulup daha güzel günlere kavuşmamız ve bu camiler ve din görevli haftasını ve diğer etkinliklerimizi daha coşkulu, daha canlı ve daha da kalabalık bir programlarla icra etmek düşüncesindeyiz. Bu hafta münasebetiyle arkadaşlarımızın camiler ve din görevli haftasını tebrik ediyorum. Din gönüllüsü arkadaşlarımızın. Onlar bizim her şeyimiz. Biz onlarla götürüyoruz. Allah razı olsun. Bir aile içerisindeyiz. Baba oğul gibiyiz. Zaman zaman sesler bazen yükselebilir ama sonuçta biz bir aileyiz. Her şeyimizi beraber götürüyoruz. Onlar var ki biz varız. Biz var ki onlar var. Allah bize razı olsun. Emekli olan büyüklerimiz var, hocalarımız var, müftülerimiz, imam hatiplerimiz, müezzinlerimiz, Kur'an kurslarımız. Onlara da emeklilik hayatlarında sağlıklı bir ömür diliyoruz. Bununla birlikte elbette ki Dar-ı Beka'ya intikal eden din gönüllüleri, din görevlisi arkadaşlarımız var. Onlara da Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlara sabırlar diliyoruz. Amin hocam. Umarım Allah razı olsun kıymetli hocam. Ben kendi şahit olduğum kadarıyla yani pandemiye rağmen bayağı yoğun bir hafta geçirdiğinizi biliyorum hocam. Kıymetli İl Müftümüzün boş durmadık yani. Her gün bir yerlere koşturmaca evet, oldu. Doğru söylüyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun hocam. En azından hocam, bu haftanın camiler haftası olduğunu unutturmadık. Onu evet, söyleyelim. Allah razı olsun değerli hocam. Hocam bugün Allah'ın izniyle dilin afetlerinden bir tanesi olan hatta en büyüğü olan gıybeti ele alacağız. Allah nasip ederse çok gerekli bir konu. Çok geniş bir konu. Başımıza belki de ahirette en büyük dert açacak bir olay.
Allah muhafaza. Amin. İnsanları müflis konumuna düşürecek. Az sonra inşallah size Hucurat Suresi'nin ayeti kerimesini okuyacağım. Cenab-ı Hak orada neye benzettiğini hep beraber göreceğiz. Eyvallah. Kıymetli hocam, Bismillah diyelim. Gıybet nedirle başlayalım. Evet. Allah'ın izniyle oradan sonra akıp gitsin programımız inşallah. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve bihi nesta'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله إن الله تواب رحيم. Bu okumuş olduğum ayet-i kerime, Kur'an-ı Kerim'in 49. suresi olan Hucurat suresi. Yani hicr demek, oda demek. Hucurat da çoğulu odacıklar anlamına gelen Hucurat suresinin 12. ayet-i kerimesi. Bu ayet-i kerimenin önce tercümesiyle başlayalım. Allah önce diyor ki, يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اُجْتَنِبُوا كَهْرًا مِنَ الظَّنِّ. Ey iman edenler, zannın çoğundan sakınınız. Zan ne demektir? Kesin bilgi ifade etmeyen, şüphe uyandıran her şey de zandır. İnne ba'da zanni ismün. Zannın bir kısmı günahtır. Demek ki günah olmayan da zan var ki, ama zannın çoğu günahtır. Evet. Ve la yaltab ba'dukum ba'da, ki konumuzla alakalı olan bölüm burasıdır. Bazınızın gıybetini, dedikodusunu, arkasından çekiştirmesini yapmasın. Bakınız, bu bir nehi hazır, nehi gayiptir. Yani yasaklamadır, bir tavsiye değildir. Allah burada, bu ayeti kerimesinde kesin bir yasak ortaya koymuştur. Eyyuhibbu. Cenab-ı Hak burada bize bir soru soruyor. Ve sorunun cevabını da az sonra kendisi verecek. Kendisi verirken de elbette ki biz de bu soru bize sorulduğu zaman da hareketimizle, jestimizle, mimiklerimizle, tavrımızla bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu biz ortaya koyuyoruz aslında. اَيُّحِبُّ اَحَدُكُمْ. Sizden birisi hoşlanır mı? Yani kime hitap ediyor Cenab-ı Hak? Müslümanlara hitap ediyor. Neden hoşlanır mı? اَنْ يَكُلَ لَحْمَ اَخ۪يهِ. Lahm kelimesi et demektir. Sizden birisi kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İbareye bakınız. Herhangi bir, Cenab-ı Hak leş demiyor. Herhangi bir et demiyor. Veyahut da sizin dışınızda, sizden olmayan, akrabanızdan olmayan, ailenizden olmayan birisinden bahsetmiyor. Biz biliyoruz ki insan eti murdar değil mi? Kesinlikle. Yenmez. Ama Cenab-ı Hak ne diyor? اَيُّحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخ۪يهِ مَيْتًا. Sizden biriniz ölmüş olan kardeşinin ölü etinden yemeği ister mi? Ne hissettiniz şu anda? Tiksindik. Tiksindiniz. Buradaki arkadaşlar da aynı şeyi hissettiler. Ben de aynı hissettim. Cenab-ı Hak da aynı şeyi söylüyor. فَكَرِهْتُمُوا. Tiksindiniz değil mi diyor. Bunu kere gördünüz. وَتَّقُوا اللّٰهِ. Öyleyse Allah'tan korkunuz. Şimdi Muhammed Hocam, Allah'ın yaratmış olduğu varlıklar içerisinde en şereflisi insanoğludur. Allah yaratmış olduğu bu en şerefli varlığına akıl gibi bir nimeti koymuştur. Aklı sayesinde düşünür, aklı sayesinde hareket eder. İnsanın duyguları vardır, ihtiyaçları vardır. Başkalarıyla konuşmaya ihtiyacı vardır. İnsanoğlu bu duygularını dile getirirken, başkalarına aktırarken de dile ihtiyacı vardır. Allah da varlıklar içerisinde karşısındakini kelime söyleyerek ifade eden tek varlık insandır başkasına. Cenab-ı Hak insan dışında yaratmış olduğu varlıklara bize bazı sesler vermiştir. Kuşlara ayrı bir ses vermiştir. Hayvanlara, dört ayaklı hayvanlara ayrı bir ses vermiştir. Sürüngenlere ayrı bir ses vermiştir. Ama hepsi o seslerle birbirleriyle iletişim kurarlar. Ama insanoğlu farklı dille, farklı kelimeler kullanaraktan, farklı diller kullanmak suretiyle karşısındaki hem cinsiyetiyle veya da karşı cinsiyetiyle ne yapar? Yeğolu haline girer. İletişim kurar. Cenab-ı Hak
her zaman insandan iyi şeyler yapmasını arzular. Ama bazen de bu dili sayesinde insanoğlunun başına bazı dertler gelir. Hani derler ya, dilim seni dilim, dilim yerim diyor yani. Yani insanın başına diline gelir. Dolayısıyla gıybet kelimesini tarif etmeye kalkarsak, lügata baktığınız zaman da birkaç kelimeyle şöyle der. Uzaklaşmak der. Yani uzakta olmak der. Gözden kaybolmak, efendime söyleyeyim, gizli kalmak gibi anlamlara gelir. Peki dini anlamda ise nasıl tarif eder diye sorursanız, onu da yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle tarif edelim. Bir gün Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam ashabıyla beraber otururken der ki, اَتَتْرُونَ مَلْ غِيْبَةِ Ey ashabım, gıybet nedir bilir misiniz der. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sorduğu sorulara sahabe hemen cevap vermek istemez. Edepten. Resulü daha iyi bilir diyecek. Yani evet, edebinden dolayı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan saygılarından dolayı der ki, ya Resulallah, Allah ve Resulü en iyi bilendir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona sorduğu zaman da sizden birinizin kardeşinin hoşlanmayacağı bir şeyle onun hakkında konuşmasıdır der gıybeti. Çok basit bir ifadem. Evet. Sahabe der ki, ya Resulallah, bahsetmiş olduğumuz bu işler, konuşmuş olduğumuz bu sözler, fiiller, eylemler neyse, o kişi de mevcutsa, o kişi hakkında konuşmak da gıybete girer mi der yani? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam güzel sorular soruyorlar. Sizin hakkında ben bazı şeyler biliyorum, yaptığınızı biliyorum, yaptığınızı görüyorum, duyuyorum vesaire. Konuşuyorum, bu da mı gıybete girer der. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam cevabı çok mükemmel. Der ki, kardeşinizin hakkında yapmış olduğu bir şeyi konuşmanız gıybettir. Eğer yoksa onu yapmadığı halde onun hakkında ileri geri konuşmanız ona iftiradır der. Yani demek ki gıybet nedir? Kardeşimizi yanımızda olmadığı bir zaman diliminde, şu anda bizim yanımızda 4 arkadaşız, bir de Cenab-ı Hak var, bizi her şeyi gören, her şeyi yaratan, her şeyden haberdar olan Allah-u Teala var. Canlı yayındayız, diyelim canlı yayında değiliz. Burada birisi hakkında olumsuz bir şey konuştuğumuz zaman da Cenab-ı Hakk'ın Hucurat Suresinin okumuş olduğu ayet-i kerimesinde belli ettiği gibi ölmüş olan kardeşimizin ölü etini yemek gibidir. Şimdi bakınız, Cenab-ı Hak olayın çirkinliğinin boyutunu ortaya koymak için bir ölmüş insan etten bahsediyor. Ki insan eti murdar. İki, ölmüş olan herhangi bir insan demiyor. Kendi cinsinizden olan, akrabanız, aynı anneden, aynı babadan olan, dünyaya gelen kardeşinizin eti diyor. Dolayısıyla bu şekilde tarif ederiz. Hazreti Ayşe validemiz de bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la otururken, zannediyorum Hazreti Safiye annemizle ilgili olarak, biraz kızıyor herhalde veyahut da kıskançlığındandır. Yani kadınların bu yapısında biraz daha fazla vardır başkalarını kıskanmak. Doğaldır yani, bu normaldir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Hazreti Safiye annemizin boyuyla ilgili, bu arada boyu kısaymış, evet, bir ifade kullanıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun bu sözü karşısında diyor ki, ya Ayşe, öyle bir söz söyledi ki Safiye hakkında, bu söylemiş olduğun söz denize karışsaydı, okyanuslara karışsaydı, okyanusun suyunun, suyunun tadını bozar diyor. Der ki biraz abartı var ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz olayın ne kadar ehemmiyetli olduğunu, olayın ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyuyor. Bugün belki Müslüman olarak en büyük hatalarımızdan birisi bu. Toplum olarak bir araya geldiğimiz zaman da, iki kişi bir araya geldiği zaman veyahut da üç kişi bir araya geldiğimiz zaman da, eğer konuşacak bir şey meselemiz yoksa, yani bir tartışacağımız konu yoksa, hal hatır sormadan sonra, 3-5 kelamdan sonra maalesef bu hatayı işliyoruz. Belki de diyoruz, yani az önce de konuştuk sizinle programdan önce, kıyamet gününde, mahşer gününde belki de hesap vermekte zorlanacağımız en önemli hatalarımızdan birisi de bu gıybet. Cenab-ı Hak inşallah bizleri korusun. Bununla beraber Hazreti Gazali Efendi Gazali de gıybet hakkında bizlere şu bilgileri veriyor. Diyor ki, gıybet duyduğu zaman insan hoşuna gitmeyen, gıyabında yapılan bir konuşmadır. Demek ki
Burada gıybet gaybeden geliyor. Gayipten anla, gayipten geliyor. Yanımızda olmayan bir insanla konuşuyoruz. Evet. Şöyle bir söylemiş olduğumuz şey, ister bu kişinin bedeniyle alakalı olsun, ister nesebiyle, soyuyla, sülalesiyle alakalı olsun, ister ahlakıyla olsun, ister efendime söyleyeyim fiilinde, ister zihninde, ister konuşmasında, isterse elbisesinde. Yani A'dan Z'ye ne varsa, hangi konuda olursa olsun, o kişi hakkında olumsuz bir şey konuştuğunuz takdirde, konuştuğumuz takdirde bunların hepsi onda olsa bile bu gıybete giriyor. Aynı şeyi diyor, bazen konuşuruz değil mi? Benim hakkımda bir şey söylemişsin, hoşuma gitmedi diyor. Aynı şeyi yüzüme karşı bir daha söyleyebilir misin dediğimiz zaman da söyleyebiliyor muyuz? Söyleyemiyorsan sıkıntı var. Yüzümüz kızarıyor değil mi? Dolayısıyla Gazali de bu şekilde, hani Cenab-ı Hak da Hümeze Suresi diyor ya, veylülli külli hümezetil lümeze, yazıklar olsun. Veil ne anlamı geldiğine tefsire baktığınız zaman da bir tarifini ben söyleyeyim. Cehennemin en derindeki yerlerin bir tanesi. Hani diyorsunuz Cenab-ı Hak sana bazen galle kuyusuna atsın diyoruz. Aynen. Galle demek derin demek aslında yani. İfade olarak böyle kullanıyoruz. Cenab-ı Hak oradaki ayeti kerimede de cehennemin isimlerinden birisi, cehennemin bölümlerinden birisi. Kimdir hümeze lümeze? Hümeze demek kişi arkasından çekiştirendir. Lümeze de efendim diliyle onu çekiştirendir. Kaş göz hareketleriyle, efendime söyleyeyim, jest mimik hareketleriyle başkasının karşısındaki olmayan, yanında olmayan kişinin onu küçümseyerek alay etmektir. Kısaca böyle tarif edebiliriz. Muhammed hocam. Hocam genelde şöyle bir şey var bizim etrafımızda. Gerçi bu çoğu yerde karşılaşılan bir şeydir. Şimdi diyoruz ki gıybet ediyorsun. Karşımızdaki de diyor ki var. Demek ki meseleye döndük. Ama hep genelde ya hocam olmayanı mı söylüyoruz diyor adam. İşte az önceki bu sadece kendisini yapmış. Genelde karşılaşıyoruz ama hocam. Kesinlikle canım. Bu sadece hepimizin kendimizi yapmış olduğumuz hatanın bilincindeyiz. Hatamızı yaptığımızı biliyoruz. Ama o hatamıza bir kılıf arıyoruz. Bir de şu var hocam, özür dileyerek. Hocam ben onu yüzüne de söylerim. Bu da hep gel. O zaman yüzüne söyle diyoruz değil mi hocam? Mümkün de söyle. O zaman yüzüne söyle. Hem gıybet olmasın. Karşıdaki yani hakkında o düşünceye sahip olduğun insana onu söyle. Hem gıybet olmasın. Artık kararını o versin. İnşallah birazdan değineceğiz gıybetin zararları meselesinde. İnşallah vaktimiz olursa. İnşallah kıymetli hocam. Çünkü bir defa bu şekildeki hareketler toplumda ne yapıyor? İnsanların birbirlerine karşı olan güvensizlik, güvenlerini zedeliyor. Anladım. Siz benim hakkımda, ben sizin hakkında bir şey konuşursam, olumsuz bir şey konuşursam, ya ben Cemal Bey'i böyle bilmiyordum, ya da ben Muhammed Hoca'yı böyle bilmiyordum, ben işte Selçuk Bey'i böyle bilmiyordum. Evet. Hiç beklemezdim. Ama yanımıza geldiği zaman da ya benim hakkımda böyle böyle söylemişsin dediğimiz zaman da yüzümüz kızarır. Peki hocam, gıybetin en belirgin özelliği nedir? Bir kere şunu söyleyeyim hocam. Gıybetin en belirgin özelliği kişinin gıyabında onu küçük düşürmektir. En belirgin özelliği insanların birbirleriyle, yani ben de söyleyeyim, kin duyması veyahut da insanların birbirlerini çekememesi, haset etmesi. Yani diyorsun ki diyelim bir konuda yarışıyorsunuz beraber, bir şeye talip oldunuz, iki kişisiniz ama elde edemediniz. Birisini öbürünü diyelim ki başarılı olursa başarılı olamadınız. Bir kere bunun başarısı kıskandığınız zaman da ne yapacaktır? Toplumda bir sıkıntı meydana gelecektir. Sizi için için bu şekilde yiyecektir. Ona karşı bir öfke duyacaksınız. Ona karşı efendimiz içinizden bir buğz, bir kin, bir garaz meydana gelecektir. Bu da ne yapacaktır? Toplumda sizin o insan hakkında ileri geri kötü bir şekilde konuşmanıza vesile olacaktır. Artık içteki dışa dökülecektir yani, zamanla değil mi hocam? Zamanla içe dökülecektir. Bu da toplumda ne yapacaktır? Huzursuzluğun, efendime söyleyeyim, güvensizliğin kaynağını teşkil edecektir Muhammed hocam. Yani hocam Allah muhafaza buyursun bizlerden inşallah hasetten, fesattan, kibirden. Halbuki bilsek ki hocam, hepimizi içine alalım. Karşıdaki insanın başarısıyla mutlu olsak, sevinsek, mutluluğuyla sevinsek, Allah-u Teala bize onun inşallah kat ve kat karşılığını nasip edecektir. Ama biz genel itibariyle haset etmeyi tercih ediyoruz. Sanki elimize bir şey geçecek. Şadis-i Şirazi Hazretleri'ne gelen bir rivayet var. Bir gece kalkıp Kur'an-ı Kerim okurmuş. Namaz kılarmış geceleri. Evet. Babası da bir gece uyanıyor. Bakıyor ki Şadi işte Kur'an-ı Kerim okuyor. Efendime söyleyeyim namaz kılıyor, zikir çekiyor. Diyor ki ya baba diyor işte bu insanlar diyor gecenin şu saatinde niye yatıyorlar diyor yani.
kalsalar da diyor namaz kılsalar Kur'an okusa olmaz mı diyor. Babası diyor ki evladım bu saatte insanların gıybetini yapmaktansa git yat daha iyi diyor. Allahu Ekber. Çok güzel olmuş hocam. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri de bir kendisinden bir dilenci yardım talebinde bulunur. Bir dilenci. Bakar ki Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri dilenci gayet gücü kuvveti yerinde bir olan bir insan. Ve ona yardım etmek ister. Ya sapasağlam bir insan der. Bu yaşta eli tutuyor, ayağı tutuyor, gözü görüyor, yürüyor. Ama buna rağmen dileniyor der. Ve adam çeker gider oradan. Gece rüyasında Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'ne gıybetin ne kadar kötü bir şey olduğunu ortaya koymak için kısadır ama bundan bir hisse çıkarabiliriz. Rüyadır. O gıybetini yaptığı dilencinin etinin kebap halinde önüne konulduğunu görüyor. Gece rüyasında Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin korkuyor. Ve gece korkuyla kalkıyor. Ertesi sabah gün ağırdan sonra o dilenciyi aramaya başlıyor. Rivayete göre Dicle kenarında o dilenciyi balık avlarken orada buluyor. Evet. Dilenci bunu gördükten sonra diyor ki dün gece efendime söyleyeyim rüyanda ölmüş olan insanın yediğin etini yediğin insandan diyor pişmanlık duydun mu diyor gıybetini yapmaktan diyor. Gıybetini yapmaktan pişmanlık duydum diyor. O yüzden diyor, seninle helallik almaya geldim diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz en büyük mucizeden birisi Miraç hadisesidir. Miraç'ta Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam göklere çıkarken bazı insanların gördüğü rivayet edilir. Garip garip insanlar. Kimisi Efendimiz söyleyeyim vücudunu tırmalıyor. Kimisi Efendimiz söyleyeyim dilini kesiyor, bedenini kesiyor. Evet. Bir grupta insan görüyor. Bakıyor ki bunlar vücutlarından et parçalarını koparıyorlar. Ağızlarını verip yiyorlar. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam bu insanları gördüğü zaman da diyor ki Cebrail Aleyhisselam'a bunlar kimdir diyor, niye böyle yapıyorlar diyor, niye kendilerine eziyette bulunuyorlar. Vücutlarındaki bu etleri koparmak suretiyle niye ağzına veriyor dedikleri zaman da ey Muhammed bunlar dünyadayken Allah'ın ölmüş olan kardeşinin ölü etini yemekle eşdeğerde tuttuğu dedikoduyu, gıybeti asla terk etmeyen insanlardır. İşte görün bakalım nasıl bir şeymiş eli etini yemek gibisinden değil mi hocam? Yani elbette ya çok çirkin bir olay. Siz görüyorsunuz ki yani leş yiyorsunuz, ölmüş olan insan etini yiyorsunuz ve kendi etinizi vücuddan koparma suretini yiyorsunuz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da elbette onları görünce hem üzülüyor hem de tiksiniyor. Kimdir bunlar diye soruyor zaman da Cebrail Aleyhisselam onların dünya hayatındayken sürekli olarak insanların arkasından konuşan, insanların efendime söyleyeyim kötülük yaptıkları fiilleri ortaya koyanlardır. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'a bir gün sahabe geldi der ki ya Resulullah Allah katında en makbul Müslüman kimdir? En Allah'ın değer verdiği en makbul Müslüman kimdir diye sorduğu zaman da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne cevap veriyor? El müslimu men selim el müslimuna min lisanihi ve yedihi. Dilinden ve elinden. Herkesin emin olduğu insandır. Başka bir hadise de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki sabah olduğu zaman da bütün Allah'ın yaratmış olduğu insanın vücudundaki bütün organları ağızlarla dile gelir. Ve hepsi Allah'ın yardımıyla, güç vermesiyle konuşurlar ve derler ki dile biz sana teslimiz. Sen eğer bu dile, sen bu dil bizimle ilgili iyi şeyler söylesen biz hiçbir sıkıntı yaşamayız. Ama başımıza bir azap gelecekse, bir kötülük gelecekse de senin bu konuşmandan dolayıdır. Evet. Dolayısıyla gündüz sabah kalkıp akşama kadar evine dönünceye kadar evine yattıktan sonra ömür boyunca iyi şeyler söylesen biz azap görmeyeceğiz. Ama kötü şeyler gördüğün zaman da el dile gelir biz azap göreceğiz. Ayak dile gelecek biz azap göreceğiz. O yüzden dil hakikaten önemli. Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'in zannediyorum İsra suresinde diyor ki وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِي عِلْمٌ hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın konunun peşine düşme. Seni ilgilendirmez. Bilgi sahibi değilsin. Yine Hucurat suresinde bu ayeti kerimeden önce birkaç önceki bir ayeti kerime Cenab-ı Hak buyuruyor ki يَا اَيُّوَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَيْنْ فَتَبَيَّنُوا size bir fasık bir haber getirdiği zaman da o haberin doğruluğunu araştırınız. En tusibu kavmen bi cehaden fetusbu ala ma faatum nadimin. Yani
olur ya, bu haberi araştırmadan, doğruluğunu araştırmadan bu habere göre amel edersiniz, bir insana kötülük yaparsınız. Daha sonra da ortaya çıkar ki, efendime söyleyeyim, bu yanlış bir şeydi, pişmanlık duyarsınız. Okumuş olduğum bu Hucurat suresinin ayeti kerimesinin elbette bir iniş nedeni var. Evet. Rivayete göre Selman-ı Farisi sahabeden bazılarının hizmetçisiymiş. Farisi, İranlı kendisi. Müslüman olup Medine'de Müslümanlara beraber onlara hizmet yapıyor. Onların vermiş olduğu paralarla işte yemeklerle geçiniyor. Karnını doyuran bir sahabe. Bir rivayete göre de Hazreti Ömer'in ve Hazreti Ebu Bekir'in de işçisi olduğu, ona çalıştıkları rivayet ediliyor. Bir gün bu Selman-ı Farisi kendilerine çalıştığı insanların işte işlerini görür. Onların bir yere gittikleri zaman çadırlarını, otağlarını kurar. Bu hizmetleri görür. Yine bir gün böyle yolda yürürken insanlık hali tabii ki yani yorulmuş Selman-ı Farisi bir yerde uykuya dalıyor. O beraber çalıştığı, kendine çalıştığı insanlar da onu fark etmiyorlar o anda. Biraz ileri gittiklerinden sonra bakıyorlar ki dinlenecekler, çadırlarını kuracak. Selman-ı Farisi'ye sesleniyorlar. Bakıyorlar Selman-ı Farisi yok. Selman-ı Farisi de görmeyince onun hakkında ya bir gördüm şu kölenin yaptığını diyor bir rivayete göre. Zaten bu Selman'ın işi gücü diyorlar. Nerede efendime söyleyeyim hazır bir sofra var. Gelir oraya yani İngilizler gibi. Hazır çadıra kurulmaktır. Hazır çadır kurulur hemen gelir çadıra diye. Hakkında böyle olumsuz ifade kullanır. Ve Cenab-ı Hak bu hadiseyi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bildirir. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam vahiy alan bir peygamber, bir insan. Daha sonra Selman kalkar bunların yanına gelir. Der ki Selman Farisi'ye git Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bize biraz yiyecek versinler, katık versinler. Selman-ı Farisi de onların bu talebi alır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın yanına gider. Der ki ya Resulullah efendilerim senden katık istiyorlar. Karınları açmış, acıkmış, yemek istiyorlar. Peygamberimiz der ki Selman der onlar zaten katık yediler der. İyice katı yedirip epice der. Ki de onlara öyle söylüyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözü karşısında Selman gider. Der ki siz zaten katı yemişsiniz der yani. Resulullah aleyhissalatü vesselam böyle söyler. Siz katı hattından fazla yemişsiniz. Yiyece hattından fazla yemişsiniz diye söyler. Adama şaşırırlar tabii sahabe. Kalkarlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın yanına gelir. Ya Resulallah biz sana Selman'a ihtiyacımız için gönderdik. Dedi ki git biraz bize katık getir. Sen de böyle konuşmuşsun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki siz ikiniz Selman yanınızda yokken Selman hakkında bu şekilde konuşmak suretiyle zaten o Selman'ın vücudundaki etten yemek suretiyle diyor karınlarınızı doyurdunuz. Bu kadar tehlikeli, bu kadar sıkıntılı bir şey. Cenab-ı Hak bu gibi kötü fiillerden dilimizi korusun. Yollar var tabii ki Muhammed Hocam. Ne yapacaksınız? Yani insan böyle boş kalınca şeytan boş durmaz. Siz bir şey yapmadığınız zaman şeytan sizi rahat bırakmaz. Sizi günah sokmak için elinden geleni yapar. Kesinlikle. 24 saat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor ya. Kanınızın damarlarınızın nasıl dolaştığını inanıyorsanız, damarı nasıl dolaşıyorsa kan, şeytan da aynı şekilde insanın vücuduna dolanır. Yani dört dörtü görevini yapıyor şeytan. 24 saat seninle beraber. 24 saat seni ayartabilmek için, seni Allah'ın yoluna alıkoyabilmek için çalışıyor. Ne yaparız bu şekilde boş durmaktansa? Şu dilimizi güzel şeylere alıştırabiliriz değil mi? Efendime söyleyeyim. Sabah kalktığımız zaman da Estağfirullah el-Azim el-Kerim el-Lezî la ilahe illâ huvel hayyel kayyum ve etûb ileyh. 10 defa bunu söylersin. Subhanallah dersin. Elhamdülillah dersin. Allahu Ekber dersin. Bakınız bunları söylemek zor bir iş değil. Bunları efendime söyleyeyim. Söylemek için belli bir çabaya da gerekiyor. Bunları abdestsiz de söyleyebiliriz. Kesinlikle. Yatarken de söylersiniz, otururken de söylersiniz. İlla sesi söylemenize gerek yok. İçinizden, yanınızdaki insanları rahatsız etmeden söyleyebiliriz. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Namazı kıldıktan sonra kim 33 defa Subhanallah, kim 33 defa da Elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber derse ki bunlar hepsi Cenab-ı Hakk'ı noksan sıfatı tenzih etmektir. Allah'ı yüceltmektir. Allah'ın vermiş olduğu nimetlerine karşı hamd etmektir, şükretmektir. Kim bu şekilde bunu söylerse dünyadaki okyanuslarının dalgaları sayısınca bir rivayete göre de okyanusların köpükleri adedince Cenab-ı Hak kulunun günahını bağışlar. Ama dilimizi bu gibi şeylere alıştırmazsak efendime söyleyeyim şeytan bizi
kötü şeylere sevk edecektir. Ne yapacaktır? Başkaları hakkında konuşturacaktır. Başkaları hakkında efendime söyleyeyim kötü düşüncelere sahip olmamıza yardımcı destek verecektir. Bizi oraya sevk edecektir. Bunun da yolu Kur'an-ı Kerim mahşir neşir olmaktır. Efendime söyleyeyim ilacı nedir diye sorarsak bir defa bu konuda Kur'an ne diyor? Bunu iyice öğrenmemiz lazım. Ki kendi nefsimize Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti kerimesi nefsimize uygulama suretiyle bundan kaçınabiliriz. Ama Kur'an'dan bir haber olursak bununla beraber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden bir haber olursak bunu işlemeye devam ederiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam konuya nasıl yaklaşmış, sahabe konuya nasıl yaklaşmış, Kur'an konuya nasıl yaklaşmış, ilmi olarak bunları güzelce bir şekilde öğrenirsek belki bundan uzaklaşabiliriz. Bazı alimlere göre normalde bizim inancımızda biz biliyoruz ki bir şeyi düşünmek günah değildir, haram değildir. Evet. Yani suç değildir. Siz bir insan hakkında çok çok kötü şeyler düşünebilirsiniz. Çok kötü hayaller kurabilirsiniz. Bunları eyleme geçirmediğiniz müddetçe, bunları sözlü olarak ifade etmediğiniz müddetçe bunlara sorumlu değilsiniz. Çünkü niye? Hayal dünyanızda o sadece hafızanızda bir kurgu olarak kalmıştır. Ama bazı alimler diyor ki takva olarak, fetva olarak demiyorum. Bir insan hakkında olumsuz bir şey yapmak, konuşmak, söylemek nasıl gıybetse, kötü arkasından konuşmak, aynı şekilde o kişi hakkında olumsuz düşünmek de takva olarak gıybet olduğunu söyleyenler de var. Tabii bu, işin takva boyutu. Bu takva boyutu. Fetva boyutu biz bunu günah demiyoruz. Evet. Yani alimlerin işin ehemmiyetini ortaya koymaya çalışıyor. Ya kalbinizi, gönlünüzü bu gibi şeylerden uzak tutun. Kalbinizi, gönlünüzü, fikrinizi bu gibi şeylere alet ederseniz sürekli olarak kendini harcarsınız yani. Bazı hastalıklara yakalanırsınız. Tabii. İnsan strese gire gire bir de eğer bunları düşünüp de eyleme geçiremezseniz ki yaptığınız suç işleyeceksiniz. Yapamazsanız, söyleyemezseniz ne yapacaksınız? İçinizde bu dert olacaktır. İçinizi bir şeyle yiyecektir ve Allah korusun belki de ileride hastalığa yakalanacaksınız yani. Zaman sonra da bir şekilde patlayacaktır. Elbette yani, dilden dökülecektir yani. Ya çok kötü bir şey gerçekten gıybet ya. Allah muhafaza diyelim. Allah muhafaza buyursun. Kıymetli hocam, az önceden beri verdiğiniz cevapların içerisinde bu çokça geçti. Fakat tek olarak ele alacak olursak neden bu kadar nehyedilen bir haslettir hocam gıybet? Neden Allah-u Teala'nın bu kadar yasakladığı, bu kadar uzak durmamızı istediği, emrettiği bir haslettir gıybet? Kısaca buna da değinebilir miyiz kıymetli hocam? Şimdi Muhammed hocam, birinci olarak dedi ki, siz benim hakkımda, gıyabımda, yüzüme karşı geldiğin zaman da hocam senden daha iyisi yok diyorsunuz, sen şöylesin, sen böylesin, ben de sen Muhammed, senden daha iyi hoca efendi yok diyorum. Şöyle güzel okuyorsun, böyle güzel okuyorsun, ömrüne şöyle günce dağıtıyorum. Ama sırtını çevirdiğin zaman da tam tersi işte şeyler söylüyorsunuz. Bunu yapacaktı bir, Allah'ım toplumdaki Allah'ım güven duygusunu sarsacaktır. Kesinlikle. Toplumda eğer güven duygusu sarsılırsa Allah korusun, ne yapacaktır? Birlik, beraberlik olmayacaktır. Hani Akif diyor ya, girmeden bir millete tefrika düşman giremez, toplu vurdu sinirler onu top sindiremez. Yani siz topluma tefrika sokarsanız, efendime söyleyeyim, insanlar arasına güvensizlik sokarsanız, toplum ne yapacaktır? Ayrışacaktır. Daha topa tüfeğe gerek yok zaten hocam. Yani birlik, beraberlik olmayınca, güç birliği yapmadığımız zaman da, kardeş yaşayamadığımız zaman da ne yapacaktır? Düşmanın efendime söyleyeyim parçalanması için kolay bir hale gelecektir. Hani anlatırlar ya işte bir aslanın, bir tilkinin, bir çakalın böyle bir hikayesinden bahsederler. Bir işte beni bağışlayın, bir sığırı, bir öküzü paylaşma gibi işte. Birisi ona diyor ki sen şöylesin efendim, sen şöylesin. En sonunda ne yapıyorlar? Birbirlerini hepsi harcıyorlar değil mi? Niye? Aralarındaki yüzlerine karşı iyi konuşuyorsunuz ama arkaya döndükten sonra da kötü duygular, kötü şeyler söylüyorsunuz. Bu da bir, toplumdaki kardeşliği, huzuru, güveni bozar. Güvenli olmadığı bir yerde de hiçbir şey olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha 12 yaşlarındayken niye Muhammed-ül Emin ismini aldı? En güvenilir Muhammed. Peygamber değildi. Ama konuştukları ile eylemleri arasında hiçbir zıtlık yoktu. Yaşantısı çok güzel. Sözüne, Efendimiz'in sözlerine uygundu. Her şey birbiriyle doğru orantılıydı değil mi hocam? Sözü, hiçbir zıtlık yoktu yani. Duyguları, düşünceleri, eylemleri. Yani, siz düşünüyorsunuz yani sizi ortadan kaldırmak isteyen bir topluluk var. Peygambersiniz. Bir din getirmişsin Allah'ın emriyle. O toplumun yaşantısına uygun değil. Bazı şeyleri kaldırıyorsunuz. İnsanların altına koltuğu alıyorsunuz. Yetkilerini kısıtlıyorsunuz. Efendime söyleyeyim vesaire vesaire. Sizi öldürmek için her türlü planı yapıyorlar. Ama evlerinden ayrıldıktan sonra da değerli eşyalarını
bırakacak kimseyi bulamıyorlar. Yine diyorlar buna bırakalım diyorlar. Evet. Değil mi? Muhammed Ölemin. Daha genç yaşta. Efendime söyleyeyim, Mekke'de Hacer-ül Esved taşının yerine konulması meselesinde kavga çıkacağı zaman ne diyor Ebu Cehil? Zeki bir kafirdir, dinsizdir. Şu kapıdan ilk giren kim olursa diyor, ona hakemlerine başvuracağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daha küçücük, genç yaştayken gördüğü zaman hepsinin yüzü gülüyor. Ağızları kulaklarına varıyor. Niye? Yanlış yapmaz diye. Yapmaz. Verdiği karar da tarafsız olur. Tabii. Verdiği karar dürüsttür. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizim için örnektir. Biz de biliyorsunuz bir kutu doğum haftası münasebetiyle bir sene biz güven toplumunu işlemiştik. Toplumda evet. Güven tesis edilmesini. Güveni kaybettiğiniz zaman da artık yıkılmanız, efendime söyleyeyim yem olmanız çok daha kolaylaşacaktır. Bu bir. Bununla beraber arkasından çekiştirdiğiniz bir insana ayet-i kerimenin ifadesiyle ne yapıyorsunuz? Ölmüş olan leş etini yiyorsunuz. Çok kötü bir çirkin fiil yapmış oluyorsunuz. Bu da haram bir fiil işlediğiniz için efendime söyleyeyim. Bu da sizi çok kötü duruma götürür. Yani biz şöyle evimizde diyelim kasaba gittiğiniz zaman da et soruyorsunuz değil mi? Kaç günlük diyorsunuz. Tazesini soruyorsunuz. Bu helal olan bir şey, bu şekilde sorduğunuz halde haram olan bir eti yer misiniz? O et bile az kararsa, az kokmaya dönse hemen saf dışı ediyoruz hocam. Elbette ki yani. Bırakıyoruz yani. Bununla beraber dünya ve ahiret sorumlusu getiriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün yine sahabe der ki müflis kimdir bilir misiniz der Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe ya Resulullah der ki ya Resulullah Allah ve Peygamber en iyi bilidir yani. Soran sorulandan daha iyi bilir. Evet. Sahabenin böyle bir şeyi var biliyorsunuz. Der ki müflis o kimsedir ki kıyamet gününde namazına bakıyorsunuz sıkıntı yok. Beş vakit namazı tadil erkana uyarak kılmış. Bununla beraber gece kalkmış teheccüdünü kılmış. Nafilesi var. Oruç yılda bir ay Ramazan orucunun yanı sıra Şevval'ini tutmuş. Efendime söyleyeyim. Kandil gecelerinde orucu var. Pazartesi, Perşembe oruçları var. İşte her ayın hicri takvime göre 13'ünde, 14'ünde, 15. günler oruç tutmuş vesaire vesaire. Yüklü. Ambar dolu. Efendime söyleyeyim. Heybe dop dolu. İbadet bakımından. Ama diyor bununla beraber işte birilerinin dedikodusu yapmış. Arkasından çekiştirmiş. Toplum içerisinde birileri küçük düşürmeye çalışmış. İtibarını sarsmaya çalışmış. Bununla beraber birilerinin işte efendime söyleyeyim bahçesinde sınırını geçmiş. Tecavüzde bulunmuş bahçesine, yerine. Komşularıyla iyi geçinmemiş. Efendime söyleyeyim insanlara kötü davranmış. Ona hakaret, buna hakaret. Bununla beraber bakıyorsunuz. Hey, ibadetler dop dolu. Efendime söyleyeyim öbür tarafa öbür tarafta dop dolu. Kıyamet gününde Cenab-ı Hak bunları helallaştıracak. Eğer dünyada helallaşmamışsa. Dünyada helallaşmamışsa ya bir hata yapabiliriz ama gideriz Muhammed Hoca deriz. Ya böyle böyle hakkını helal. İstemeyerek de olsa nefsime yeni düştüm, öfkeme yeni düştüm. Hakkına girdim. Gıybetine dedikodunu yaptım. Beni bağışla derse karşıdaki insan da insan sonuçta yani affedecektir. Hocam burada bir araya girebilir miyim? Müsaade ederseniz. Şimdi birçok insan sizin bu cümlenizden sonra dedi ki hocam sizin hayatınızda mutlaka vardır. Bizim hayatımızda da olduğu gibi. Öyle yanlış yaptım ki hayatımda. Asla gidip karşıdakine ben bunu söyleyemem. Yani insanlığım gereği söyleyemem. Ne olacak hocam? Söyleyemem. Yani bir insanın çoluğunun çocuğunun hakkına girmişsinizdir. Annesine babasına söylemeniz gerekiyordur. Daha açık söylemeyeyim. Güncel hayattan bahsediyorum. Söyleyemezsiniz. Yahut kapalı kapılar ardında bir şeyler yapmışsınızdır. Ona vicdanınız bir türlü gidip anlatmaya el vermiyordur. Ruhunuz, bedeniniz, beyniniz, aklınız vermiyordur. Ne yapacak hocam? Vallahi bu da nefis çok önemli. Nefsi yenmek zorundayız. Ya önce o hataya düşmemeye gayret göstereceğiz zaten. Ya elbette ki. Yani hataya düştüğünüz andan itibaren kurtuluş yolu var. Nedir? O da dünyadaki ona helalaşmak. Evet. Yani nefsinizi yeneceksiniz. Gideceksiniz. Ya kusura bakma hakkını helal et. Ha. Karşındaki insan ister seni bağışlar, ister bağışlamaz. Ya ben senden böyle bir hata ettim, bağışlamak istiyorum, ahirette böyle gitmek istemiyorum dersiniz. Karşındaki insan da belki o anda sana bir şey demeyebilir ama. Eğer anlayışlı yani, bir insansa ahireti bilir. İleride belki siz de ahiretten sonra, belli bir zaman sonra, birkaç gün sonra, birkaç saat sonra belki size kendi söyler, kendisi haber gönderir. Ya kusura bakmaz, tamam ben de onu affettim der. Ben böyle bir şey yaşadım mesela. Bir arkadaşları telefonda görüştürmek suretiyle. Yaşadınız değil mi? Yaşadım. Rica etsek. Şimdi bir eski göre yaptığım bir yerde bir idareciyle bir öğretmen arasında böyle bir olay geçmiş. Tartışmışlar.
tartışmışlar bunlar. Ama aradan değdim en az 20-25 sene geçmiş. Benim çocuğum bir tanesi de bu bir okulda okurken bu hocayla tanıştım ben. Evet. Daha önce duymuştum yani arada böyle mesele olduğunu. Yine bu mesele gündeme geldi. Dedim ki hocam siz dedim barıştırmak istiyorsan devreye girsem dedim. Helal, bak kız helal eder misin dedim. Ya helal ederim dedim olacak dedi ya. Sonuçta birbirimize silah çekmedik bir şey etmedik dedi yani. Birbirimize karşı tartıştık. O günkü belki öyleydi dedim. Bir yine böyle bir kandil, yani zannediyorum Kadir gecesiydi. Bu öğretmenim bu hocayı buldum. Oturuyor beraber. Dedim hocam size dedim şimdi birisini arayacağım. Telefonda sizi görüştüreceğim. Hiç soru sormayacaksınız. Şöyle geçmişteki yaşadığınız bir tatsızlık var dedim. Öyle böyle birisi var dedim. Bu adamla barışılmış dedim. Dedi ki barışalım dedi. Allah razı olsun. Açtım telefonu. Verdim telefona. Dedim artık siz konuşun. Ve onlar o telefon sayesinde birbirleri helalaştılar. Onun sevabı da sizin sevaphanenize inşallah. Nefsi yenmek zorundayız. Evet. Nefsi çok ağır gelir. Yani nefis her zaman insanı kötülüğe emreder. Ağır gelir ama bunu da yapmak zorundayız. Yoksa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şimdi devam edeceğim müflüs duruma düşeriz. Evet. Diyor ki bir sürü ibadetine gelmiş. Bununla beraber bir sürü de günahına gelmiş. Hakkını yiyen insanların önce ne yapacaktır? Sevabından onlara verilecektir. Hakkını yiyen insanlardan. Ödüyorsunuz, ödüyorsunuz, ödüyorsunuz. Hala günahınız bitmiyor. Sevaplar bitti ama. Günah daha devam ediyor. Diyor ki Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sefer o dedikodusunu, gıybetin hakkını girdiğiniz kulun günahlarından alınacak, size yüklenecek. Yani sevaplar bitti, günahlar artmaya devam edecek. Ve diyor Cenab-ı Hak o kulunu elinde, avucunda hiçbir şey kalmadan, hiçbir sevaphanesinde bir şey kalmadan onu cehenneme yuvarlar diyor. Biz de inşallah bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsettiği müflis insan duruma düşmeyiz Muhammed Hocam. İnşallah. Kıymetli Hocam ben önceden açık konuşalım. Bizim bir hoca kisvemiz var. Din evet. Görevlisiyiz. Elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Belki toplumun önündeyiz. Önünde olmaya gayret gösteriyoruz dini açıdan. Bizler bile bazı zamanlarda bu kötülüğü, affedersiniz bu pisliği yapıyoruz. İçine düşüyoruz. Belki... Ben şunu itiraf ediyorum bak. Hocam, hiçbirimiz bundan müstahni değiliz. Kimse demesin ki hocam yani biz şimdi canlı yayındayız. Açık konuşuyoruz. Biz de insanız. Biz de bu işin içine düşüyoruz. Bu işin içine düşmüyorum diyen Allah'ın izniyle evliyadır zaten kendini. Evliya görsün. Peygamber yanlış mı bence? Eyvallah hocam. Şöyle bir şey var. Bir zaman önce böyle bir deney yapsak mı acaba diye öyle bir ortaya bir laf atmıştım. Ailenizde akrabalarınızla beraber otururken bir oyun başlatın. Tatlı bir oyun. Deyin ki kapıdan içeri girdikleri zaman şu evden dışarı çıkana kadar misafirlerinize yahut akrabalarınıza en çok gıybet ettiğiniz ortamın neresi olduğunu şöyle bir düşünerek ele alarak deyin ki bugün bu evden çıkana kadar asla ve kat'a gıybet etmiyoruz oyunu oynayalım deyin. Hocam bir baksınlar ya da bir bakalım acaba ne kadar sohbet edebiliyoruz? Yok Mehmet Hocam. Ne kadar kalır hocam? Geriye ne kadar kalıyor acaba? Yani tamam siyaset konuşsunlar, tamam efendim spor konuşsunlar, ekonomi konuşsunlar, edebiyat konuşsunlar, din konuşsunlar. Ama biz bu kadar alternatif konular varken, bu kadar alternatif varken biz illa da şeytanın bize diretmiş olduğu ve bile bile o gıybetin peşine yine gidiyoruz, o gıybetin içine dalıyoruz. Burada şöyle bir itirafta bulunan o zaman demek ki biraz daha biz şeytan bizi etkiliyor o zaman. Acaba hocam? Ya çünkü eğer bu gibi şeylere kaçınamıyorsak, bu şeyleri hala yapıyorsak bu şeyleri demek ki şeytan bizi yönlendiriyor demektir. Evet. Bunu dedik ya çaresi nedir? Dili, kalbi güzel şeylere alıştırmaktır. Zikri alıştırmaktır. Kur'an'la haşir neşir olmaktır. Boş kaldığınız zaman da yani efendime söyleyeyim boş kaldığınız zaman da gidersiniz Kur'an-ı Kerim okursunuz. Evet. Hadis okursunuz. Zikir çekersiniz. Ya bugün televizyonlara izliyoruz televizyonda sabahtan akşama kadar. Dedikodu, gıybet programları yani. O demiş, bu bunu demiş. Bu daha sonra bizim topluma da yansıyor. Onu söyleyeyim olumsuz olarak. Bunun kaçınmanın yolları Kur'an-ı Kerim'le, hadislerle, efendim zikirlerle haşir neşir olmaktır. Yoksa kendinizi kurtaramazsınız. Eyvallah. Kıymetli hocam, son 3 dakikamız kaldı. Çok zevkli gidiyor, çok tatlı gidiyor. Şimdi müsaade ederseniz size 2 tane soru arz edeyim. Siz ondan seçin hocam ikisinden birini. Evet. Onu cevaplayın inşallah. Birincisi hocam, gıybetin tevbesi var mıdır?
İkincisi de gıybetin mübah olduğu yerler var mıdır? İkisinden birini ancak cevaplarsınız hocam. Birisini kısa cevaplayayım. Eyvallah, tövbesi olur, var mıdır olur, buyurun lütfen hocam. Bunu değindik biraz da. Elbette her şeyin tövbesi vardır. Gıybetin tövbesi de kişiyle bizzat helallaşmaktır. Bizzat helalleşmek. Helalleşmek. Gıybetini yaptığımız bu kişiyle. Evet. Çünkü bu kul hakkına giriyorsunuz. Bununla beraber elbette ki hocam, şimdi ekran başında bizi izleyenler, ya bu müftü öyle şey söylüyor ki arkadaş, biz sokağa çıkmayacağız. Hiçbir şey konuşmayacak. Ağzımıza fermuar vuracağız. Nasıl, elbette söylemek ki. Söylemek mecburiyetindeyiz. Gıybetin de mübah olduğu yerleri olduğunu söylüyor alimler. Bir, zulüm gördünüz, işkence gördünüz, baskı gördünüz. Ya da kandırıldınız hocam. Kandırıldınız. Bu zulmü, işkenceyi, baskıyı ortadan kaldırmak için güçten destek isteyeceksiniz, yani yönetimden destek isteyeceksiniz. Veyahut da güçlü bir insandan, bir idareden yardım isteyeceksiniz. Bunu isterken de istediğinize sebep olan durumu izah etmek zorundasınız. O zaman ne yapacaksınız? Diyelim ki bana işte atıyorum X adlı şahıs bana şöyle 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 yaptı. Bu gıybet değildir bak. Evet. Burada yanlış olan bir şeyi de ortaya düzeltmek vardır. Yanlış olan bir şeyi ortadan kaldırmak vardır. Bir hakkı teslim etmek vardır. Bu sınırı aşmamak kaydıyla, haddi aşmamak kaydıyla, olayın içerisinde kalmak kaydıyla bu konuda konuşmak mübahtır, günah değildir ve gıybet de değildir. Bununla beraber geldiniz, fetva istiyorsunuz. Diyelim ki miras hususunda ailenizi tartıştınız. Babanız size mirastan hak vermek istemiyor, hatta az vermek istiyor. Diğerlerine fazla pay vermek istiyor. Siz de geldiniz bir müftü efendi, bir hoca efendiye. İşte benim babam şöyle şöyle yapıyor, böyle böyle yapıyor diyerekten. Bunun fetvasını isterken de olayı anlatmanız, babanız hakkında konuşmanız veya herhangi birisi hakkında konuşmanız fetva bakımından yine mübahtır, yine gıybet değildir ama abartmadan, meramını anlatacak şekilde. Evet. Bununla beraber diyelim ki bir kişi hakkında araştırma yapıyorsunuz. Yani kızınız var, birisi sizin kıza talip oldu. Damat olmak isteyen birisi var sizde. Veyahut da oğlunuz var, sizden olduğunuz bir başkasının kızını istiyor. Veyahut da iş sermayeniz var, bir ortaklık kuracaksınız, alışveriş yapacaksınız vesaire vesaire. Bu insanlar hakkında yeterince araştırma yapmak, bu insanlar hakkında yeterince bilgi almak, gıybet almak için soru sormak, onlarla ilgili konuşmak gıybet değildir. Niye? Bir şeyin doğruluğunu ortaya çıkarmak zorundasınız. Evet. Sizi yani, dolandırdı, belki beni de dolandıracak biraz sonra. Yani size belki çok ağzı çok güzel laf yapabilir. Edebiyatı çok iyidir, kelimeyi çok iyi kullanabilir, efendim kelimelerde oynayabilir, dans edebilir diyelim. Evet. Sizi kandırabilir ama işi kurdunuz diyelim, ortak yapıyorsunuz, bir de bakmışsınız ki sizi mahvetmiş. Yani bu kişiler hakkında da bilgi sahibi olmak için, onlar hakkında fikir sahibi olmak için, onlarla ilgili konuşmak, yeterli miktarda konuşmak da gıybet değildir. Bununla beraber bir kötülüğün önlenmesi veyahut da bir kötülüğün ortadan kaldırılması, bir kişinin kötülüğünün engellenmesi için o kişi hakkında konuşmak da mübahtır. Niye? Diyelim yaramaz bir insan var. Çok iyi tanıdığınız bir insanla diyalog kuruyor. Tanımıyor arkadaşınız bunu. Siz ne diyeceksiniz? Hocam bak, bu arkadaşı tanıyor musun? Kimdir bu adam? Bak bu adamın ben tanıyorum, şöyle 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 sıkıntıları var. Evet. Onu uyarmak için, o arkadaşımızı yanlışa düşürmemek için bu gibi meselelerde, yani toplumun menfaatine olacak, ammenin menfaatine olabilecek gibi hususlarda konuşmak, ama yeterince bakınız. Nefse uyaraktan değil. Hatta aşmadan. Yani işimizi görecek kadar konuşmak gıybet değildir. Mübahtır ve caizdir Muhammed Hocam. Allah razı olsun. Kıymetli Hocam, vaktimizin sonuna geldik. Bu akşam dilin afetlerini konuştuk. İlminize bereket olsun hocam. Ömrünüze bereket olsun. Allah'a ben teşekkür ediyorum. Bizi burada misafir eden televizyon sahiplerine, eyvallah, size, Allah bizi izleyenlere saygılar sunuyoruz inşallah. Çok teşekkür ederim hocam. Ben Allah teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sağ Allah razı olsun. Evet kıymetli gönül dostlarım, bu akşam çok değerli hocamız, kıymetli il müftü yardımcımız Cemal Uzun Beyefendi'yi stüdyomuzda konuk ettik, ağırladık, şeref duyduk. İlminden istifade etmeye azami ölçüde gayret göstereceğiz Allah nasip ederse. Bir dahaki hafta Allah nasip ederse Perşembe akşamı saat 17.30'da tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Cumanız mübarek olsun.